Ben onların her ürününe, salatasının sosunu dahi beğensem puan verdim. Onlar ama mesela salatayı beğenmiyor, sosu beğeniyor ama bütün salatayı çöp ediyor. Mini kabaklar var ya. Evet, baby kabaklar. Baby kabaklar. İşte baby bilmem ne, baby her şeyin baby'si var. Evet. Çok da şirin, çok da güzel. Şöyle bir yağla soteleyip hafif bir yağ limon üzerine. Süleyman Bey şimdi kendini korumak için, puanını korumak için biraz bana şey yapıyor. Açıkçası sunum olarak şimdi baktığım zaman senin de dün güzeldi. Güzeldi. Fena değildi sunumları şeyi. Mesela Süleyman da daha fazla bir özen gördüm sanki. Evet Tuğba Hanım, orada tatlı hazırlıyorsunuz da daha salatalarımız masada bekliyor. Bunları alacak mısınız? Alayım hemen. Bana İsterseniz kızdı ben herhalde. Yardım edebilirim. Efendim? Benim tabağım hala İsterseniz duruyor. Ben yardım edebilirim, getirebilirim. Yok, hiç rahatsız olmayın. Yorumlardan uzaklaşmayın. Tuğba Hanım sanki biraz enerjisi düştü. Yorumlarımızı kaldıramadı sanki. Ya ben mesela ben sizin salatanızın sosuna dahi adaletli davrandım. Yani onun... Ya sosu güzelse söyleyin diyor. Hani siz sosuna mesela... bir şey söylemedim. Ben hemen. İçinde olan ürünlere söyledim Tuğba Hanım. Ama yani genel olarak her şeyi baz alıyoruz ya. Bir kaleminiz tamam, bir kaleminiz neden? Yani olmamış. Bir kaleminiz tamam, bir kaleminiz eksik kalıyor. Ana yemeğini aynı hepimiz şekilde. Ortak kararla mesela tam beğenmedik. Ama ben ana yemeğindeki hamburgeri yoğunluklu olan ana yemek o olduğu için ana yemeğine 2 puan verdim mesela. Bravo, doğru yapmışsın. Avokado püresi. Evet. Hamburgerde köfte çok önemli bir şeydir. Yani hamburgerde mayonezini, sosunu beğendim. Bir tek derseniz anlarım. Ben zaten 4-5 vermedim. Ben de aynı puanı verdim. Yok sen doğru yani. Sana göre doğru bir puandı. Ben daha çok eleştirdim Reşat Bey'i dün masada. Bak şimdi daha söylediği çok doğru. Zorladım. Mesela burada eti beğendik diyelim. Tabii ki bir kafadan 2 vermemiz lazım. Neden? Çünkü ana yemek zaten etten oluşuyor. Adamın da yani hamburgeri zaten önemli bir kısmı ettir, köftesidir. Evet. Herkes de onu beğendi ama dün puanlarda bunu göremedik. Evet. Tamam, yanındaki püreden ben de kırdım. Çok açık söyleyeyim. Pancar diyorsun. Pancar yok. Bak konuştuk onu da bugün. Doğrudur. Haşlamışın suyuyla almış gitmiş götürmüşsün bütün rengini. Evet. Bu daha Tuğba doğrarken ellerini boyadı. Orada hata ama adamın köftesi olmuş, ekmeğini hamur kalmamış, evet ıslanmış, birazcık daha pişebilirmiş ama gayet güzel yapmış. Şimdi güzel bir hamburger yedik mi? Bana göre yedik. Size göre de aslında öyle. İzleyin göreceksiniz. Herkes beğendi. Ya, zaten orada benim puan verdiğim... Puana gelince ama onu beğendik ama o da onu diyor. Yani bir tabakta başrol vardır, yancıları vardır. Beklediğim puanı alamadım ne yazık ki. Başka ne koydun içine? Seyredeceğim mutfağını da senin. Ne vardı? Ricotta peyniri koydum. Tamam. Biraz labne koydum ve bir diş sarımsak koydum. Çok güzel. Herhangi bir krema, yoğurt, herhangi bir şey yok, yok değil mi? Yok. Ricotta peyniri. Ve labneyle mi verdin evet. onu? Evet. İşte peynirin tadı daha baskındı avokadodan ama bana göre. Ama o an o yorumu yapmıyorsunuz Melek Hanım. Şimdi diyorsunuz ki an, peynirin tadı daha baskındı yani. Anlamıyorum ben sizi. Şu an konuşuyoruz. Şu an değil. Dün benim günümdü. Dün benim günümde konuşmanız lazımdı. Mersi. O zaman bugün hiç açmayalım. Hayır açmayalım değil, yerinde yorumu yapmıyorsunuz. Tuğba Hanım bunlar bu arada daha burada bekliyor. Alıyorum Reşat Bey. Tatlı servisi yaptınız ama Tuğba Hanım. Yani. Evet artık masada yani tabule. Yani masayı tatlı servisi yaparken hala ana yemeğin ve salatanın kalkmaması. Bence Süleyman Bey ile Melek Hanım bugün böyle bir birlik olmuş gibi. Ben nasıl anlamadım. Bir birlik olmuş hani, gibi? Siz dediniz ya. Bizim için. Teşekkür ederim. Bence de sizde o gözüküyor şu anda yani. Tatlının adı neydi canım? Bigne al pistasyo. Yani fıstıklı bigne. Teşekkür ederim. Şimdi Tuba Hanım ne birliğinden bahsediyorsunuz? Bir onu açıklar mısınız lütfen? Hep aynı dili konuşuyorsunuz. Aynı. Anlam veremedim ona yani. Ama demek ki hepimizin ortak fikri yani bizim birleşmemize hepinizin gerek... Hepinizin değil ikinizin. Yo Reşat Bey de katılıyor. Murat Bey de yerinde katılıyor. Yani bir tek bizim ikimiz söylemiyoruz. Hiç konuşmadı. Bu zamana kadar da mesela hiç konuşmadınız. Benim günümde yani bayağı bir dolmuşsunuz. Ama yani benim tabağımdan gördüğünüz üzere yabancı madde çıktı. Etim yanık. Humuslar pütür pütür. Yani nasıl olumlu bir yorum bekliyorsunuz benden? Ben onu anlamadım. Ben hepsi için, olmamış ürün için değil. Hani herkes için. Kimseye o zaman dünyanın herkese olmuşa olmuş demenizi bekliyorum. Şu meyvelerden birer kutu var. Nerede onlar? Getiririz zaten. Vallahi getirsin. Niye birer tane kondurdun ki? Çok pahalı ya bunlar. Numune gibi. Eşantiyon yani. Ben tabağa... Ahududu'yu temsilen biri var burada. Sembolik. Niye birer tane? Ben hiç böyle bu kadar az meyve kullanmam. Anladım. Hani o değil. Ya ben sadece renk... İyi de bir tatlıda meyve kullanıyorsan kullanacaksın. Sen kullanacak mı, kullanmayacak mı anlamadık yani. Birer tane hani görünsün diye koymuş gibisin. Pıçık pıçık getirsene.
Böyle bak bak getir bak. Şimdi bütün havası değişecek tabağın tabii. Bence getir. Hay meyveli yani bir tatlınızı meyveyle süslüyorsanız meyve görünür değil mi? Evet. Hissettirir kendini her anlamda. Cismen ve... Ya hiç koymayacağız. Ya da onun üstüne meyve koyarsak o da kendini göstermesi şu... gerekiyor. Ama bu meyveyle süslüyorsun. Süsleme de değil bu. Süsleme mi birer tane koymak? Hayır yok. Değil. İlk gözüme çarpan olduğu için söylüyorum. Bir de güzel meyveler renkli. Mesela işte yeşil ya zaten tatlı böyle. Evet. O ayrı. Ama hani bunu bak... Kiminkine döksen? Ben benimki hiç ellemedim. Ha seninkini hiç ellemedim bak şimdi bütün havası değişecek. Üstüne döksene direkt üstüne. Üstüne de dök. Yeter sana o kadar onu bana ver. İsteyen olursa getirebilirim. Hani ana ürünün veya lezzete etki etmesi gereken bir ürün. Hayır hayır ondan değil süs hani ama güzel durur. Ama güzel durur. Bak mesela şimdi şuna bak. Bak başka bir şey. Yani ne kadar cici duruyor. Güzel duruyor onun için söylüyorum yani. Süsleme. Evet buyurun yediniz mi tatlıdan? Evet. Evet. Kim başlamak isterse başlasın lütfen. Ben başlayabilirim. Pastacı kremasını beğendim. Evet. Üstündeki fıstık sosunu beğendim. Fıstık sosunu da kendi yaptığını düşünüyorum. Her şey ben bugün her şey kendi, kendi yaptım. Ama ben isterdim ki dış patişosunun biraz daha çıtır olmasını, bir tık daha çıtır olması gerekiyor. Yani profiterolde de keza bu tarz şeylerde dış katmanın yani patişosu dediğimiz şeyin biraz daha çıtır olması gerekiyor. Onun dışında tatlın çok güzel. Afiyet olsun. Reşat. Evet, ben de pastacı kremasını çok beğendim. Çok güzel. Sosunu da bayıldım yani, sosu da evet, çok güzeldi. Sosu da çok efsane. Seyredeceğim evet. O mutfağın, o sosta neler koydun. Ben aslında şeyi düşünmüştüm yani, şey beklemiştim. Pastacı kremasının içinde böyle anti fıstığıyla falan ya. Böyle yapıp, böyle yeşil bir hani pastacı kreması olacaktı, anti fıstıklı. İçi öyle dolgulu, üzerine başka bir sos ya. Ben öyle bir hani düşünmüştüm. Farklı geldi, güzel ama lezzetine bayıldım. Yani. Danilo Şef'in geçenlerde TV8'de MasterChef'te Masterclass'ta verdiği bir tarifti bu. Hmm. Aynen orada evde yapmıştım hemen. Eşim falan çok beğendi. Çok başarılı. Benim de Danilo'ya tekrar selamlar. Aynen. Gerçekten çok güzel. Ve patatesi de evet. Bence gayet güzel. Yet, güzel yok, yap. Tadı olarak güzel, lezzet olarak yok. Güzel. Pişmesi de güzel Murat. Ben bayağı beğendim tatlısının içindeki pastacı kreması dışındaki fıstık çok kreması. Çok başarılı. Çok güzel. Patatesi de güzel dış katmanı. Ya ben tatlıyı bayağı beğendim. Zaten çoğunla bitirdim. Elinize ben sağlık. De. Ne yapayım? Ben de tatlıcılığa yöneleyim bari. Tatlıcılıktan devam edelim. Ama güzel yapmışsın. Evet, gerçekten güzel. Melek. Ben de beğendim. Yani beğendin mi? Bütün zaten... menüda Melek astrolist oldu. Vallahi ağlayacağım. Senin hayır, böyle güzel çok varmış. Güzel olmuş bu. Gerçekten güzel olmuş. Eline sağlık. Buradan yine anlıyoruz Murat Bey'in suskunluğundan yarın oynadığını. Yani konuşmayıp en sonunda çok güzel olmuş. Tatlın harika. Çok güzel olmuş. Günün sonu artık. Yarın benim günüm. Yani arkadaşım şey ben zaten diyemiyorum. Başından beri iyi iyi, kötüye kötü diyorum. Sen hayal dünyanda yaşamaya devam et. Kendi kafanda kurmaya devam et. Çok güzel görüyoruz zaten. Algı yaratmaya devam et. Çok ben güzel devam ediyorsun. Ben algı yaratmıyorum. Çok güzel görüyoruz burada. Sen evet, zaten bana hiç başka bir şey, hiçbir şey söyleyemezsin. Aslında evet. Herkes sana hani gayet iyi de puanlar verdi evet. Ama sen de insanlar acaba biraz şey hani puanımı koruyayım diye mi yüklenmeye çalışıyorsun? Yok puanımı koruyayım diye değil. Ben burada zaten yaptığım yorumları Reşat Bey'e de Melek Hanım'a da keza bugün size de yaptığım şekilde objektif bir şekilde yaptım. Olması gerektiği gibi yaptım. Neyse onu söyledim. Ama Murat Bey'den aynı şeyleri göremiyoruz. Aynen. Bugün sessizliğini koruyarak yarın yüksek puan alacağını sanıyor. Yanılıyor. Yarın Muratcan'a pür dikkat edeceğim. Her şeyine dikkat edeceğim. Menüsünden masa kuruluşuna, masasından çatalına, bıçağına, bardağının kenarlarına kadar her şeyine dikkat edeceğim. Süleyman Bey zaten Reşman'ın başından beni kendine rakip görüyor. Her gün birini elemenin peşinde, her gün bir açık, her gün bir eksik bulmanın peşinde. Zaten herkes başarısız oldu yani onun da istediği buydu. Bir tek ben kaldım, beni kendine rakip olarak görüyor ama en büyük rakip kesinlikle benim. Beni aşağı çekmeye çalışıyor. Çekemez çünkü ona yarın en büyük cevabımı ben zaten yemeklerimle ve sunumlarımı ona zaten vereceğim. Çok büyük bir yanlış içinde olduğunu yarın fark edecek.